Herkese iyi akşamlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 24 Şubat çarşamba günü akşam 9.30 sularındayız. Dolar analizi videosuna başlıyoruz arkadaşlar. Dolar videosuna ben birazcık daha önce başlamak istiyordum ama bir 5 dakika geç kaldım. Anlatmak istediklerim birazcık geçersiz olsa da yine de anlatmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar dolar 7.15'lere geldi. Birkaç dakika önce burada 7.17'ler mevcuttu ama ee, anlatacaklarım şundan dolayı e, birazcık geçersiz oldu. Yani çok önemli değil ama e, Ben 7-17 7.17'lerden 7.14 hatta 7-12 7.12'lere doğru bir gevşeme olabileceğinden bahsedecektim arkadaşlar. Ama halen yine de Kısmen de olsa bunun geçerli olduğunu görüyoruz. Şimdi bunun de detaylarına birazdan gireceğiz. Ee, tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan. Şimdi öncelikle Dünkü söylediğimiz notlara bir bakarsak öncelikle Dünkü videonun başlığına dolar da 6.88 desteği çalıştı. 7.14'e doğru gidiyor. Demiştik 23-24 Şubat tarihinde bizim için önemli olduğunu anlatmıştık. Bir gün erken yükseliş trendine başlasa da 7-14 hedefimiz arkadaşlar bugün itibariyle görülmüş oldu. Ayrıca biz bu 7-14 seviyesinde arkadaşlar birkaç videoda anlatmıştık. Bakın 7-14 geliyorsun mu diye demiştik. 7-14'e gidiyor demiştik. Ve hafta sonu orta ve uzun vade analizlerde de bundan bahsetmiştik. Ve gerçekten bugün... 7.14'ler görüldü hatta daha üstüne çıktık 7.25'lere ama oradan bir miktar kar satışları geldi ve sonrasında da şu an bir düzeltme içerisine girdik günlük baz içerisinde kar satışları geldi. Bunun da ben birazdan anlatacağım 7.12 7.13 bölgesine doğru e, hatta 7.11 bölgesine doğru bir gevşeme olabilir arkadaşlar bunun da gerekçelerini size teknik olarak anlatacağım. Öncelikle biz birazcık yine geriye dönelim hem orta ve hem de uzun vadeli analizlerde anlattığımız hem de günlük bazı anlattığımız bizim bir tane e, üçgenimiz vardı biliyorsunuz o üçgeni hemen tekrardan çiziyorum çizdiğimde de yine kanalımızda e, uzun süredir anlattığımız bakın burada var burada bir hafta önce var burada iki hafta önce yine sarı üçgen var. 3 hafta önce bakın sarı üçgen var orta ve uzun vadede. Yine 4 hafta öncesinde de yine orta ve uzun vadeli analizlerde üçgen yapısını hem altında hem de dolarda sizlere anlatıyorduk. Yine onu sarı bir renge boyayalım. Şöyle koyduğumuzda 3 aşağı 5 yukarı böyle. Ve bu kanal içerisinde de hareket ettiğimizde sizlere aktarmıştık. Hareket de şöyleydi. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın bu 6.88 önemliydi bizim için. Bu 6.88 de ayrıca neden önemliydi? Bakın şu ortalamam vardı benim. E, 8 yıllık bir destek var demiştik. Bakın e, uzun vadeli de mi demiştik? Kısa vadeli değil mi? Evet. E, şurada arkadaşlar. Nerede? Evet burada arkadaşlar. Günlük analizde 8 yıllık desteğimiz bir hafta öncesinde 6.88'lerin burada bir geri dönüş başlar mı diye sizlere sormuştuk. En azından bir tepki yükselişi olması gerektiğini sizlere aktarmıştık arkadaşlar. Ve orta uzun vadede bakın şu noktada Fibon'un ilk Fibo da 7.25-7.23 civarından geçtiğini sizlere aktarmıştık. Ve videonun sonunda da dün 7.02 üzerinde kalma koşuluyla beraber yükseliş trendi devam eder. 7.10-7.12-7.14 dirençlerini de aktarmıştık. Ayrıca bakın sonrasında da ee, şurası bizim için bir sekme noktası. Sonrası burası sekme noktası. Bakın 6.88 ve buradan sektik. Nereye geldik? Ee, gördüğünüz gibi 7.14 bölgesine gelmiş olduk. Birazcık daha hassas çizersek buraya 7.13 7.14'leri görmüş olacaksınız. Ve oraya da geçtik arkadaşlar. 7.25'lere doğru gittik. Ee, burası da çünkü e, Fibo seviyelerinden bir tanesiydi. O yüzden ayrıca burada da bir tane bir, yine bir ortalama var. Tam o noktadan dönmüş gözüküyor. ki şu an kar satışları mevcut. Ve arkadaşlar burada 7.07 üzerinde kaldıkça ben yükseliş hareketinin devam edeceğini düşünüyorum. Dolar bazında dolara günlük bazda baktığımızda. Ve arkadaşlar şimdi bir miktar geri gelmesi de normal. Bunun sebebi de şöyle 5 saat grafiğe dönüyorum öncelikle. 5 saat grafikte şuradan geçen bir ortalamam var. Bu ortalamada 7.23 24'lerden geçiyor buraya geldikten sonra bakın 70 bandının yani RSI'de 70 bandının altına geliyoruz. Diğer göstergelerde aşağı doğru geliyor. Dolayısıyla ben burada bir miktar kar satışı beklerim. 7-10 bölgesine doğru bir miktar kar satışı ee, devam edebilir bir 5 saatlik grafik bunu gösteriyor günlük bazda ise şöyle bir destek noktası attığımızda yine yarın baktığımızda da 7.11'ler gözüküyor yani biz 7.11 7.12 bölgesine doğru e, birazcık daha sarkma ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum ama günlük bazda yönümüz e, yukarı mı diye soruyorsanız arkadaşlar evet yönümüz yukarı koşulumuz ne? Çok net 7.07 üzerinde kaldıkça bugün için bu geçerli bu seviye e, yukarı doğru trendimiz devam edecektir arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan tabii ki. Ve şimdi buraya tekrardan bir temizliyorum yükseliş hareketinin başladığı nokta e, etrafına bir fibo koyarsak. Fiboları koyduğumuzda bakın burada 7.07'de bir destek olduğunu gösteriyor. Bakın bugün gördüğümüz en alt nokta. Şurada da 7.16, 7.17 civarında da bir direncimiz vardı. Oraya kırdık. Yukarı doğru gitmiştik. Ama tekrar aşağı geldik ve o noktanın altında kalmamız bizi 7.10'lara doğru, 7.11'lere doğru götürme potansiyelini bizlere anlatıyor diye düşünüyorum. Ben videoyu açmadan önce 7.17 idi ama birkaç dakika sonra hızlı bir şekilde 7.15'lere geçti. Bunu anlatmak istedim birazcık yani burada geçerse olsa da anlattıklarım geç kalsam da ama yine de anlattıklarının faydalı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi dolar endeksine bir bakalım dolar endeksine bakalım günlük bazda hafif bir yükseliş trendi var burada pardon yükseliş hareketi var. Buradaki indikatörlere baktığımda bu hareketin bir miktar daha yukarı gidebileceğini bizlere gösteriyor 90.50'lere doğru bir hareket olacakmış gibi gözüküyor. Şimdi tekrardan dolar tarafına dönüyorum. E, doları bir özetlemek istiyorum ben burada. Dolar TL'de yükseliş trendi devam ediyor. Koşul 707 üzerinde kaldıkça 711 bölgesine gevşeme olabilir. 714 24 Şubatta görüldü. Destek burada arkadaşlar hemen yazalım 7.11 7.14'ü de yazabiliriz arkadaşlar çünkü neden? Şurada bir mor tamam var, mor ortalamanın altında kalmadığım için 7 11'i, 14'ü yazabiliriz. 7.11 7.07 7 de uzak tarafta diyelim. Direnç ise burada 7 10, 7 Yanlış hatırlamıyorsam 7.22'de vardı ve 7.25'te yine üst tarafta yazabiliriz diye düşünüyorum. Evet dolar anezni bu şekilde özetlemiş olduk. Dolar TL'de yükseliş trendi devam ediyor. Yükseliş trendin devam etmesi için 7.07 üzerinde kapanışların gelmesi koşulumuz 7.11 bölgesine doğru bir miktar gelişimi olabilir. 7.14 24 Şubat'ta geçen hafta verdiğimiz tarihte çok şükür tuttu arkadaşlar. Yatım tavsiyesi olmadan verdiğimiz noktaya eriştik Hatta daha da üzerine gittik O nokta etrafına tekrar dolaşmaya çalışıyoruz Gevşe hareketiyle beraber kar satışlarıyla beraber Destek 7.14 7.11 7.07 özellikle direnç 7.17 7.22 7.25 Seviyeleri diye düşünüyorum artık Biz burada euro tarafına geçebiliriz dolar tarafını bitirdik İsteyenler geri kalanı da izleyebilir Evet, Günlük bazda Euro'ya baktığımızda da yine aynı şekilde Benzer bir hareket var 8.70-8.80 hareketi gelebilir demiştik. Burada da yükseliş hareketi devam ediyor ve 8.62 üzerinde kaldıkça da ben bu yükseliş hareketinin devam edeceğini düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Yine sterlin tarafına baktığımızda yine 10 noktasına doğru bir hedef vermiştik dün. 10.10, 10.23'lerde 10, 10, görüldü ve burada da 10 seviyesi üzerinde kaldıkça yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Ama ben burada 10.25'lerin ciddi direnç olduğunu düşünüyorum sterlin tarafında lütfen dikkatli olunuz. dolar tarafına şöyle geri döndüreyim grafiği. Kaydedeyim ve borsa tarafına geçebiliriz. Evet borsa tarafında arkadaşlar dün de söylemiştik. Şu trendin kırılmasıyla beraber biz e, 4800'lerden düşüş trendine girmiştik. 153 153.000'ler gelebilir. Eğer orası da kırılırsa daha altına daha, daha kötü noktalar biz bekliyor demiştik. 148.000 gibi rakamlar. oralar gerçekten gelmiş durumda. Dünkü analizimizde gayet başarılı oldu ve düşüş trendi devam ediyor. Buradaki hedef 146 bin, 147 bin bölgesine doğru ben düşüşlerin devam etmesini bekliyorum yatırım tavsiyesi olmadan. 5 saatlik grafiğe de baktığımızda 147 bin. 200'lerde önemli bir destek olduğunu bizlere gösteriyor. Borsada düşüş trendi devam ediyor ve 152.300'lerin altında kaldıkça da düşüş trendlerinin devam edeceğini düşünüyorum. Bu söylediğim noktaları not almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi Bitcoin tarafına geçelim. Bitcoin tarafına geçtiğimizde de günlük baz açıyoruz. Günlük baza açtığımızda burada 47 binlere doğru bir gevşeme olabilir demiştik dün. Fibonacci noktalarında koyduğumuzda buradaki hareket yavaş yavaş toparlanmaya çalışsa da yine de 47 binler potansiyelin devam ettiğini düşünüyorum. Ve 51 bin seviyesinin altında kaldıkça düşüşlerin devam edeceğinden bahsetmiştik. Bugün 51 binleri görsek de. Neredeyse 50.800'leri ama 51.000 seviyesinin üzerinde çıkamadığımız için halen günlük bazda düşüş trendinin devam ettiğini düşünüyorum. Peki 5 saatlik bazda e, ne gözüküyor? 5 saatlik bazda da burada arkadaşlar üzerinde e, 50 altında kaldıkça grafiğin negatif olduğunu sizlere söyleyebilirim. Ethereum tarafına geçersek 5 saatlik bazda e, düşüş potansiyeli artıyor. E, burada 1600 5 saatlik baz için söylüyorum. 1600, 1650'lerin e, altında kaldıkça düşüş potansiyeli devam edeceğini düşünüyorum. Günlük baza geçtiğimizde ise yine düşüş trendi devam ediyor ve burada da 1700'lerin altında kaldıkça düşüş trendlerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Dün arkadaşlar 1500'lerin gelebileceğinden bahsetmiştik. Çok sert bir düşüş geldi ben analiz yaptıktan sonra. E, 1510'lara kadar düştük. E, şu şöyle üstten gelen bir tane bakın. Şu üçgenin üstünden gelen Trend desteğini çizmiştik gördüğünüz gibi jilet gibi hem dün o seviyenin üzerinde kapattı hem de bugün üzerinde kapattı. Dolayısıyla biz 1700'lere 1680'lere doğru bir tepki yükselişi yakın zamanda görebiliriz diye düşünüyorum. Evet tekrardan dolar tarafına dönelim özetimizi gösterelim yavaş yavaş burada videoyu bitirelim arkadaşlar. Ayrıca teknik analiz eğitim setimiz yayınlandı biliyorsunuz. Bu konuyla ilgilenen arkadaşlar teknik analiz ft.gmail.com adresine mail atarsa sizlere otomatik bilgilendirme cevabı gelecektir. Hoşçakalın iyi akşamlar.